Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 2018 Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, yeni yılın ilk ayına güçlü bir dolunayla başlıyoruz. 2 Ocak'ta Yengeç burcunda oldukça etkili, bir yandan da son derece duygusal ve romantik bir dolunay meydana gelecek. Sizin 4. evinizde meydana geliyor bu dolunay. Balık burcundaki Neptün'den güzel bir üçgen açısı var. Su enerjisinin güçlü olduğu bir dönemdeyiz. Gezegeniniz Mars da Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek ayın büyük bir bölümünde. Sizin için oldukça verimli durumlar oluşabilir. Eviniz, yuvanız, aileniz, ebeveynleriniz, aşk yaşamınızla ilgili konularda bazı sonuçlar alabilirsiniz. Güçlü dönüşümler olabilir. Bir süredir üzerinde uğraştığınız, emek verdiğiniz bazı konularda sonuçlar alabilirsiniz. Bir emlak almak, mülk sahibi olmak, yer değişimleri, taşınma veya ebeveynlerle ilgili konularda kendinizi daha güvenli ve mutlu hissedebileceğiniz koşullar oluşabilir. Venüs Oğlak burcunda ilerliyor. Merkür Yay burcunda ayın ilk yarısında ileri harekette olacak. Bu Ocak ayının özellikle ilk yarısında gezegenlerin birbiriyle oldukça hoş, uyumlu görünümleri söz konusu. Gezegeniniz Mars ilk hafta içerisinde Akrep burcunda Jüpiter'le birleşecek. Enerjiniz çok yüksek. Mücadele gücünüz artıyor. Motivasyonunuz tavan seviyede. Libidonuz yükseliyor. Sosyal hayatınızda karizmanız, çekiciliğiniz çok artabilir bu dönemde. Mars'ın Venüs'le aynı zamanda Mars'ın Jüpiter'le beraber Plüton'la çok olumlu destekleyici açıları söz konusu. Tüm bunlar İlişkilerinizde, iş hayatınızda, kariyerinizde güçlü bazı gelişmelere imkan verebilir. Bazı adımlar atmak istiyorsanız, girişimlerde bulunmak istiyorsanız Ocak ayını iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Sevgili koçlar, gökyüzü sizi gerçekten destekliyor olacak. 6 Ocak, 8 Ocak, 9 Ocak bu günlerde özellikle gezegeniniz Mars'ın Jüpiter'le, Plüto'yla çok güzel kontakları var. Bu enerjinizi en iyi ve verimli bir şekilde değerlendirebileceğiniz ve etrafınızdan da maddi manevi destekler alabileceğinizin işaretçisi. Ayın 9'u ve 10'unda Oğlak Burcu'ndaki Venüs'ün ve Güneş'in Plüton'la çok güzel bir kavuşumu söz konusu ve kariyer hayatınızda güç elde edebileceğiniz zamandır. Aynı zamanda otorite pozisyondaki kişilerden de önemli destekler alabilirsiniz. Yasal bazı konular, devlet ve devlete ait bazı girişimler de yine bugünlerde gündeminizde olabilir. Evet, 17 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda yeni bir ay doğuyor. Bu Uranüs'ten etki alan bir yeni ay. Uranüs ayın başından itibaren Koç burcunda ileri harekete dönecek. Ve artık Mayıs ayına kadar Koç burcunun son derecelerinde ileri harekette olacak. Doğum gününüz özellikle 15-21 Nisan arası ise sevgili koçlar, Uranüs'ten şu dönemde çok güçlü etkiler alıyorsunuz. Hayatınızda önemli bir değişim enerjisi hissedebilirsiniz. Bir yandan da böyle zincirlerinizi kırmak, özgürleşmek isteyebilirsiniz. İşte bu 17 Ocak'taki Oğlak Dolunay'ı Uranüs'ün de etkisiyle belki bunu kariyer hayatınıza yansıtabilir. Kariyeriniz, görevleriniz, genel olarak yaşamdaki sorumluluklarınız, aile büyükleriniz, otorite kavramları hayatınızda, bunlarla ilgili yeni başlangıçlar ve değişimler için bu yeni ayın o güçlü enerjisini kullanabilirsiniz. Evet, ayın son haftalarından itibaren artık Merkür Kova burcuna geçiş yapıp Merkür Oğlak burcuna geçiş yapacak. Ardından 20'sinden itibaren Güneş'in Kova burcuna geçtiğini görüyoruz. Venüs 18 Ocak'tan itibaren Kova burcuna geçiş yapıyor. Biraz daha ayın sonlarına doğru sosyal hayatınız, arkadaşlarınızla ilgili konular öne çıkacak. Bu alanda bir hareketlilik söz konusu olabilir. Bazılarınız yeni hedeflerine odaklanırken, bazılarınız da daha önceden giriştikleri sonuçlarda, girişimlerde önemli sonuçlar alabilirler. Özellikle ayın son gününde 31 Ocak'ta meydana gelecek Aslan burcundaki ay tutulması
bazılarınızı gerçekten önemli hayallerine, dileklerine kavuşturacak gibi görünüyor. Bu ay tutulmasının etkisini daha çok Şubat ayı içerisinde tabii ki hissedeceksiniz. Ama ayın son günlerinde de bu güçlü ay tutulmasının etkileri gündeme gelecek. Özellikle 21 Ocak'tan itibaren Merkür'ün, Oğlak Burcu'ndaki Merkür'ün Plüton'la kavuşumu, aynı zamanda Balık Burcu'ndaki Neptün'le yapacağı güzel kontak, Jüpiter'le yapacağı olumlu açılar, kariyer ve işle ilgili bazı önemli anlaşmaları, sözleşmeleri gündeme getirebilir. Bugünlerde sizin için çok önemli olacak, yol gösterici olacak ve hayatınızda gerçekten söz sahibi olacak otorite pozisyondaki kişilerle, önemli kişilerle, yetkili kişilerle tanışabilir, önemli fikirler alabilir, fikirlerinizi paylaşabilir ve bunları da hayata geçirme fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz sevgili koçlar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.